Cumhuriyet Halk Partisi grubu önerisi lehinde Bülent Kuşoğlu, Ankara Milletvekili. Buyurunuz Sayın Kuşoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, şu meşhur kurbağa örneği vardır. Hani bir sıcak suya atarsınız hemen sıçrar ama yavaş yavaş kaynamakta olan bir suya atarsanız alışır, kalır orada. Şimdi birçok mevzuyla ilgili olarak da böyle etrafımızda alıştığımız birçok konu var. Fark etmiyoruz ama çok önemli konular oluyor bunlar. Bunlara alışmamak gerekiyor, çözüm bulmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de özellikle kayıt dışı istihdam konusudur. İstihdam konusu çok çok önemli. Türkiye için bu konjonktürde çok daha önemli. Ekonomide bu dönemde şöyle bir eğilim başladı. Bunu geçenlerde iktidar ve muhalefete mensup parti gruplarıyla Avrupa Birliği'ne yaptığımız, Brüksel'e yaptığımız seyahatlerde de gördük. Gözlemci olarak katıldığımız ekonomi toplantılarında da müşahede ettik. Şuna bakmıyorlar. Yani genel olarak makro göstergelerin ne gösterdiği çok önemli değil diyorlar orada yeni bir eğilim olarak. Özellikle siyasiler, milletvekilleri. İnsani olması önemlidir. Özellikle ekonominin insanı ilgilendirmesi, vatandaşı ilgilendirdiği, toplumu ilgilendirdiği boyut çok önemlidir. Bu açıdan da istihdam gibi konular öncelikleniyor. Yani büyüme ne olursa olsun öncelikle o büyüme istihdam yaratıyor mu, vatandaşa, insana yarıyor mu, bu tarafına bakıyorlar. Bu tarafı çok daha fazla önem kazandı. Bununla uğraşılıyor şu anda. Konumuz olan kayıt dışı istihdamla ilgili 2016 yılı sonu itibariyle TÜİK istatistiklerine göre Türkiye'de kayıt dışı istihdam oranı %33,49. Çok yüksek bir oran bu. OECD ülkeleri içerisinde en yüksek oranlı ülkelerden bir tanesiyiz. Bununla ilgili olarak da bir meclis araştırması yapılması gerekir kanaatindeyiz değerli arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir işletmeniz söz konusu olsa, basit bir işletmeniz söz konusu olsa, orada bazı bilgileri kayda almasanız, bir sistem dahilinde o bilgiler size gelmese, bir süre sonra orası iflas eder. Çünkü herkes istediği gibi sizin de denetleyemediğiniz rakamlar oluşur. Kayıt dışılık, orada kayıt dışı çalışanlar veya kayıt dışı giriş çıkışlar, kayıt dışı üretim, kayıtlara girmeyen üretim nedeniyle basit de olsa o işletme bir süre sonra iflas noktasına gelir. Devletler iflas etmez. Ama devletler eğer kayıt dışılık var ise, kayıt dışı istihdam var ise de devletler devletliğini yapamaz. Devletlerin devletliği söz konusu olamaz. Onun için kayıt dışı istihdam bir devletin devlet olmasını gerektiren bir konudur, önemlidir. Kayıt dışılığın, kayıt dışı istihdamın birçok sebebi var. Mali ve ekonomik nedenler var. Tutup da mesela rekabeti sağlayabilmek için birçok işletme kayıt dışı istihdam yapar, kayıt dışı işçi çalıştırır, istihdamı, rekabeti sağlayabilmek için. Enflasyondan kaynaklanan nedenler vardır. Esnek çalışma biçimleri maalesef bazı işletmeleri kayıt dışı istihdama iter. İşsizliğin yüksek olduğu ortamlarda da kayıt dışı istihdam artışı söz konusu olur. Ve küçük ve orta boy işletmelerin çok yaygın olduğu, ekonomide çok önemli yerinin olduğu ekonomilerde de kayıt dışı istihdam artar. Bunun haricinde hukuki nedenler de vardır kayıt dışı istihdam için. Onun haricinde tabii ki sosyal ve kültürel nedenler de mevcuttur. Şimdi ben sizinle kayıt dışı istihdam oranlarını paylaşmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Özellikle
En fazla tarımda var. Sektörler itibariyle baktığımız zaman %82'ye çıkmış. %82 tarımda kayıt dışı istihdam. Kayıt dışı tarım dışında ise %21'lerde. Sanayide %20. Bu da düşük, yüksek bir oran. Ama ortalamanın, genel ortalamamızın altında. Hizmet sektöründe de %20. İnşaat sektöründe, ki Türkiye için lokomotif sektördür inşaat, ortalamanın üzerinde %35,76'lık bir kayıt dışı istihdam söz konusu. Ve genel oran, demin de bahsettiğim gibi, %33,49. İktisadi faaliyet kollarına göre de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun baktığımızda eğitim hizmetlerinde çok düşük olduğunu, %3'lere indiğini, çünkü bilinç düzeyiyle ilgilidir bir tarafıyla kayıt dışı istihdam ve kayıt dışılık. En yüksekte yine demin söylediğim gibi tarımdadır. Ondan sonra en fazla inşaat ve bayındırlık işlerinde yüksek görünüyor. Bölgeler itibariyle bakıyoruz değerli arkadaşlar. Bölgeler itibariyle de en düşük Ankara ve İstanbul'da. Türkiye'nin en büyük şehirleri bunlar. %17'lerde, %19'da İstanbul'da, %17 Ankara'da. Şehirlerin gelir seviyesine, eğitim seviyesine göre bu değişiyor. En yüksek olduğu yerler Doğu ve Güneydoğu illerimiz maalesef. Yine Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'da çok yüksek. 68,52'ye kadar çıkıyor. Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de de %66,92 gibi yüksek bir orana sahip. Şimdi kayıt dışı istihdama sektörler itibariyle baktığımızda, bölgeler itibariyle baktığımızda bunlar söz konusu. Sıkıntılar var. Ama bir taraftan da en son istatistiklere bakıyorsunuz. Mesela dün yayınlanan Mart ayıyla ilgili istihdam verileri TÜİK'in kayıt dışı istihdam oranının yine artmaya, binde de olsa artmaya başladığını, %2 oranında bir artış gösterdiğini gösteriyor. İşsizliğimiz biliyorsunuz çift tane, hala çift tane ve 2000 yıllarında, 2002 gibi bir yılda, ki Cumhuriyet tarihinin en derin krizini, ekonomik krizini yaşadığımız yılda 6'lardaydı, 6,5'lardaydı işsizlik. Şimdi tam iki misli, %11-12 civarında bir işsizliğimiz var. Bu çok önemli bir rakam. Türkiye'nin bu konuyu muhakkak araştırması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, resmi rakamlara göre 3 milyon 700 bin, yani 4 milyona yakın işsiz var. Gayri resmi rakamlara göre bu iki misli olması gereken bir rakam. Çok önemli bir konu. Sonuç olarak vatandaşı etkiliyor. İşsiz olan tabii ki teröre bulaşır. İşsiz olan tabii ki şiddete bulaşır. İşsiz olan tabii ki çevresiyle ilgili mala, mülke, çevresine zarar verir. Bir yığın maliyeti vardır bu konunun. Bu onun için muhakkak araştırılması gereken çok önemli bir konu. Onun için baştan size bu kurbağa hikayesini anlattım. Bizim de alıştığımız, hükümetin de alıştığı bir konu. İstihdam konusu, istihdamın kayıt dışılığı konusu. Bu konu muhakkak çözülmesi lazım. Bu konuyla ilgili de doğru dürüst bir araştırma yapmamız lazım. Çünkü Sayın Başbakan'ın en son açıkladığına göre son 4 ayda, 5 ayda 1 milyon istihdam sağlamışız. 1 milyon. Ama kayıt dışı rakamlarına bakıyorsunuz, istihdam rakamlarına bakıyorsunuz, böyle bir şey söz konusu değil. Demek ki rakamlarda da bir anormallik var. Rakamlar doğru değil ya da başbakanın söylediği doğru değil. Bunlar muhakkak araştırılması gereken konular. Çalışma Bakanlığı tarafından bir kampanya başlatıldı. Bir istihdam artışı sağlanması ile ilgili. İşte 1 milyon istihdam artışı sağladık dendi. Hedef 2 milyondu. 2 milyonun üzerine çıkmaktı. Ama 1 milyonda kaldığı söylendi ama istatistikler bunu doğrulamıyor. Dolayısıyla bu konularla ilgili olarak muhakkak bir meclis araştırması açılması lazım. Bu konuları doğru dürüst araştırmamız ve buna göre Türkiye'nin ekonomisini, politikalarını düzenlemesi lazım. Biraz önce söylediğim gibi bunlar
sadece basit olarak kağıt üzerinde işsizlik olarak, istihdam meselesi olarak görülecek konular değil. Bunlar güvenliği de etkileyen konular, terörü de tartıştığımız, terörü de etkileyen konular. Bunlar her türlü sosyoekonomik, kültürel olaya etki eden konular. Onun için hiçbirimizin küçümsememesi bu konuyla ilgili olarak önemli, üzerinde durulması gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak teşekkür ederim.